Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıflar seçmeli afet bilinci dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınızdaki ilk sorumuz maddeli görüyorsunuz. Deprem öncesi alınması gereken bireysel önlemlerden 3 tane. Evet, deprem öncesi arkadaşlar. Yani dolayısıyla deprem olmadan işimizi sağlama alma adına neler yapılabilir? Birincisi deprem sigortası yaptırmak arkadaşlar. Deprem sigortası yaptırmak. Evet, canımızı belki kurtaracağız ama malımız da önemli değil mi? Depremden sonra 5 parasız kalabilen insanlar var. Nice zenginler gitti biliyorsunuz ki. Maraş depremini, Hatay depremini hatırlayın geçen yıldan. Bir diğeri de evi güvenli hale getirmek. Evet, bunun için özellikle evde deprem anında yerinden oynayabilecek dolaplar olabilir, masalar olabilir veya vestiyerler olabilir. Bunları duvara sabitleyerek üzerimize düşmesini en azından engelleyebiliriz. Evi güvenli hale getirmek adına. Bir diğeri de acil durum planı yapmak gibi önlemler alınabilir arkadaşlar. Bunu da yazalım. Acil durum planı yapmak diyelim. Bu ne demek? Yani deprem esnasında ne yapmalıyız? Herkes aynı bilinçte olursa hep birlikte aile olarak onu yaparak yine canımızdan, malımızdan birçok şeyi kurtarmış olabiliriz. Dolayısıyla acil durum planı yapmak bu denli önemli arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bu soruda da görüyorsunuz yine maddeli bir durum var. Bakalım ne istiyor bizden. Afetlerden önce ailecek neler planlamalıyız? Maddeler halinde yazın. Evet, özellikle acil durum planı diyoruz ya. Bu planlar içerisinde neler var bakalım arkadaşlar. Birincisi çocuklarla yaşlarına göre doğal afetler hakkında bilgi vermek. Bu çok önemli arkadaşlar. Çocuklara yaşlarına göre doğal afetler hakkında bilgiler vermek. Bir diğeri acil durum planı yapmak. Acil durum planı yapmak. Bir diğeri toplanma noktalarını belirlemek. Depremde biliyorsunuz ya önceden toplanacağımız yerler çok önemli. Birbirinden haberdar olabilme adına, canımızı kurtarma adına toplanma noktalarını belirlemek. Deprem esnasında veya sonrasında nerede toplanacağını bilmek demek, ailenin bir arada olabilmesi demek. Dolayısıyla önemli bir madde arkadaşlar. Ve sonucu olarak da iletişim planı oluşturmak. İletişim planı oluşturmak. Evet, deprem öncesi bu planları yaparsak deprem sonrası işlerin çok daha kolay olabileceğini de unutmayalım arkadaşlar. Geçiyorum diğer sorumuza. Evet, burada da doğal afetlerin insanlar üzerindeki duygusal ve davranışsal tepkileri neler olabilir? Maddeler halinde yazın. Arkadaşlar duygusal olarak insanlar depresyona giriyor, umutsuzluğa giriyor, kaygıya, suçluğa, öfkeye, yalnızlık, korku, bir sürü olumsuz duygular içerisine girebilirken davranışsal tepkiler genellikle ağlama ve tükenmişlik halidir arkadaşlar. Biz artık ne yapacağız? Bundan sonra biz bittik, hayatımız mahvoldu gibi böyle sendromlara da girilebiliyor. Onun için duygusal tepkileri önce bir yazalım arkadaşlar. Duygusal tepkiler nedir? Bunları madde madde de yazabilirsiniz. Bir kere depresyon var arkadaşlar. İnsanlar strese, depresyona girer. Bir diğeri umutsuzluk.
Bir diğeri kaygı. Bir diğeri suçluluk. Bir diğeri öfke. Bir diğeri yalnızlık. Bir diğeri korku diyelim arkadaşlar. Evet, bunların hepsi duygusal tepkili olarak insanlarda görülebilir. Bir de davranışsal tepkiler var. Onları da şöyle yazalım. Davranışsal tepkiler olarak da özellikle şöyle altlarını çizerek alt başlık olarak madde madde de yazabilirsiniz. Davranışsal tepkiler deyince öncelikli olarak ağlama gelir arkadaşlar. Korkudan, stresten bu yukarıdaki tepkilerin hepsinin sonucunda ağlama ve tükenmişlik sendromu ortaya çıkar arkadaşlar. Evet, bunlar önemli maddeler. İnşallah başımıza gelmez diyelim ve geçelim arkadaşlar son iki soruya videomuzdaki. Afet sırasında toplanma alanları niçin belirlenir? Evet, biraz önce dedik ya, biz afetlerden önce alabileceğimiz önlemler arasında bu da vardı. Toplanma alanları belirleme. Peki niye toplanma alanları önemli? Arkadaşlar, niçin gibi sorulara çünkü ile başlamanızda fayda var. Çünkü direkt sebebini veriyoruz. Çünkü bölgedeki nüfus yoğunluğu, belki yüzlerce, binlerce insanlar aynı yöne sağa sola kaçışıyor olacak. Dolayısıyla kıyamet günü gibi, ben bizzat deprem yaşamadım ama yaşayanları hep görüyoruz, duyuyoruz. Onların yerine kendimizi koyabiliyoruz. Çok 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 kötü bir durum. Dolayısıyla bölgedeki nüfus yoğunluğu alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı afet durumunda, öyle yazalım, afet durumunda insanların güvenli bir şekilde bir araya gelmelerini ve yardım ekiplerinin kolaylıkla ulaşmaları için önemlidir. Evet, bu şekilde toplanma alanının öneminden de bahsettim arkadaşlar. Geçiyorum son sorumuza videomuzdaki. Afet öncesi alınması gereken önlemler nelerdir? Maddeler halinde yazın. Evet, biz bir takım önlemler alın deyip duruyoruz. Peki ne bu önlemler arkadaşlar? Bir kere yerleşim bölgeleri titizlikle belirlemek. Yani afeti yaşadıktan sonra eyvah tüh demenin bir anlamı yok. Son pişmanlığın fayda vermediğini biliyoruz. Dolayısıyla biz toplum olarak şunları yapmalıyız arkadaşlar. Birincisi, yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmeli. Dereyağına yatağına ev yapıp da eyvah evimizi sel bastı demenin bir anlamı yok arkadaşlar. Dolayısıyla o evi, o yatağı yapmayacağız. Önemli olan da bu zaten. Bir diğeri, binaları deprem etkilerine karşı dayanıklı yapmak. Binaları depreme karşı dayanıklı yapmak. Bir diğeri de yine acil durum planı yapmak. Bu her yerde önemli arkadaşlar. Her zaman geçerli. Acil durum planı yapmak.
Bir diğeri acil durum çantası hazırlamak. Her ihtimale karşı acil durum çantası hazırlamak. Ve son madde olarak arkadaşlar toplanma alanlarını bilmek. Evet, bu 5 madde afet öncesi alınması gereken önlemlerdir diyelim ve bugünkü madde sınav videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen, abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.